diş dolgusu. İnsan vücudu kendini yenileyebilir, iyileştirebilir. Fakat bu iyileştirme dişler için geçerli değildir. Bir dişte çürüme varsa diş doktoru müdahalesi geçerlidir. Yan dişlerin ana işlevi çiğnemedir ve yiyecekleri parçalarlar. Bu yüzden yan dişlerde diğerlerinden daha fazla aşınma ve çürüme olur. Diş çürümesi başlangıç aşamasındaysa dolguyla giderilebilir. Çürüme ilerlemişse dişin eski işlevi sadece kronla yerine getirilebilir. Dolgu iki şekilde yapılır. Birinci yöntemde diş doktoru dolgu maddesini yumuşak bir halde dişe sokar ve burada şekillendirir ve ışıkta sertleştirir. İkinci yöntemde dolgu diş teknisyeni tarafından hazırlanır ve diş doktoru tarafından dişe yerleştirilir. Kompozit diş dolgusu ince ezilmiş seramikten, kuvars parçacıklarından oluşur. Ön dişler ve yan dişlerde kullanılır. Ufak dolgular için kullanıldığı gibi büyük dolgularda da kullanılır fakat büyük dolgularda dişle dolgu arasında aralık kalırsa bakteri aralıktan dişe girer ve çürüme başlangıcı oluşur. Garsyonemer simanlar diş kenarlarında sıkı olurlar ve diğer dokulardan farkı dişe tabii ve biyolojik uyum sağlamalarıdır. Fakat ömürleri de kısadır. İnlay dolgularında kullanılan malzemeler farklı, işlemse aynıdır. Diş doktoru dişi dolguya hazır hale getirir. Dişin kalıbı alınır ve diş teknisyeni bu dolguya uygun dolgu hazırlar. Dolgu diş doktoru tarafından dişe yerleştirilir. İneyler genel olarak en dayanıklı dolgu türü olarak bilinir. İnlay dolgular seramik ya da plastik olarak ikiye ayrılır. Dolgu yapılacak kısım büyük ve dişin dışına taşmışsa kron kullanılır. Bu aşamada diş bilenir ve kron dişe geçirilir. Kron kalıpla hazırlanır, hazırlanan kron bilenmiş dişe yerleştirilir. Kron yerleştirilmeden geçici dolguyla bilenmiş diş korunur fakat geçici dolgunun çıkması diğer dişlerin kron kaplama yapılacak dişe yaklaşmasını sağlar. Bu yüzden zaman önemlidir.